Evet. Merhabalar değerli arkadaşım. Yeni bir bölüme daha başlıyoruz. Pekiştirme 1. Şimdi burada bizi toplamda 10 tane soru bekliyor. Ee, limit tanımı ile ilgili biraz daha uygulamalar yapıp konuyu kavratmaya çalışacağız. Sağdan soldan yaklaşma nedir? Limit nedir? Onları bir kere daha sana izah etmeye çalışacağım. Hazır mısın? Hadi bakalım iyi seyirler. O zaman heyecanı ve capcanlı derslerin bir tanesi daha. Eksi 3'e soldan yaklaşma. Eksi 3 üzeri, eksi e, e, 3 bölü 5 pardon. Eksi 3 bölü 5 üzeri eksi ne demek? Soldan yaklaşmak demektir. Yani eksi 3'ten büyük küçük ama düşünebildiğimiz kadar büyük bir sayı. Eksi 3 bölü 5 üzeri soldan ne demek? Bu ifade biz nasıl gösteriyorduk soldan yaklaşmayı değerli arkadaşım? Eksi 3 bölü 5 eksi h diyorduk. Yani eksi 3 bölü 5'ten küçük ama düşünebildiğimiz kadar çok büyük bir sayı. Hangisi olamaz diyor. Tamam, eksi 4 bölü 5 nedir sevgili arkadaşım? Ee, tamam, bunlara bakalım. Şimdi bunun paydasını eşitlediğimiz zaman, eksi 3 bölü 5'in paydasını eşitlediğimiz zaman 20 yapalım. 20 yapmak istersek 4 ile çarpalım. Eksi 12 bölü 20 yapar. Eksi h, yani eksi 12 bölü 20, eksi 13 bölü 20 olabilir mi? Olabilir. Örnek eksi 1 bölü 20 olur. Eksi 13 bölü 20 yapar olabilir. Buna gelelim eksi 6 bölü 10 olabilir mi? 6 ee, Yani ne diyelim? 601 diyelim bölü 100 Hatta 1000. Tamam, şöyle düşünüyorum. Eksi 6 bölü 10'dan daha küçük bir sayı değil mi? Artı h olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani şu ifade eksi 0.6'dan daha küçük bir sayı değil mi? Dolayısıyla 0.6 eksi 0.6 zaten bizden istenen ifade. Ve biz buna soldan yaklaşıyoruz. Yani daha küçük bir ifade oluyor mu? Oluyor. Yani uzun lafın kısası şu ifade C seçeneğimiz nedir? C seçeneğimiz küçüktür. Nereden? Eksi e, 3 bölü 5'ten. Değil mi? Dolayısıyla bu ifade yazılabilir. Gelelim buraya. 25 diyor. Bu ifadeyi payda 25 yapacak şekilde 5 ile çarpalım. Eksi 15 bölü 20. Değil mi? Şimdi <laughs> eksi h diyorduk, değil mi? Soldan yaklaşmada şöyle bir bakıyorum. Ee, yani eksi 14 bölü 20. Eksi 14 bölü 20 büyüktür e, eksi 15 bölü 20'den, değil mi? Kaldı ki bizden daha da küçük bir sayı olması istenirken ama daha da büyük bir sayı çıkmış. Bu olabilir mi? Olmaz. Eksi 14 bölü 20. Eksi 3 bölü 5'i sağdan yaklaşma sağdan yaklaşma da elde edilebilir. E, bu 0.61. Buna bakalım. Bu da eksi 6 bölü 10'dan daha küçük bir sayıdır değil mi? Daha küçük bir sayıdır. Yani bu sayı nereden? Eksi 0.61'den daha büyük bir sayı. 61 bölü ne diyebiliriz buna? 100 diyebiliriz. Evet. Bu sayımıza bakalım. Bizim sayımız kaç idi? Eksi 3 bölü 5. E, payda 100 de olması için 20 ile çarparsak eksi 60 bölü 100 idi. E, Kaldı ki bu daha küçük yani eksi haç diye bir ifade kullandığımız zaman bunu elde edebiliriz değil mi? Eksi 0,60 bölü 100'den daha küçük bir sayıdır. Eksi 0,61 yani 61 bölü 100. Dolayısıyla bu da olabilir. Bu da olabilir demiştik. Eksi 0 nokta yani şunu yazalım o zaman. Evet. Eksi 4 bölü 5 eşittir. Şimdi şöyle düşünüyorum. Eksi 4 bölü 5. Eksi 4 bölü 5. Ha, pardon bu yazılamıyordu değil mi? Sorumuzun cevabı bu. Yazılabilir mi? Bakalım. E, bu da küçük müdür? Eksi 0 e, düzeltiyorum 3 bölü 5'ten. Küçüktür değil mi? Yani 3 bölü 5'ten küçük bir ifade. 3 bölü 5'in, eksi 3 bölü 5'in soluna düşüyor mu? Düşüyor. B seçeneği de düşüyor. Ama hangisi düşmüyordu demiştik sağına düşüyor. D seçeneği düşüyor. Eksi 14 bölü 25, eksi 3 bölü 5'in sağ tarafına. Yani sağdan yaklaşma olarak çıkacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Geldik buraya. Eksi kök, yani kök 2 1.41 olarak alınız diyor. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. X giderken kök 2 artı diyor değil mi? O da 1,41 artı H. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi 1,41 ama bu şöyle düşünelim. 1,41 Bizim istediğimiz 1,41'in sağ tarafı bu tarafında olacak ama 1,4 bu tarafında mı? Bu tarafında. Yani bu olmadı. 1,41 demiştik. Bu 0,4. Bu da bu tarafta. Yani bunu 1,40 olarak yazabiliriz. 40, 404. Bu da sol tarafında. Bu da olmadı. 1,45. 1,45 sağ tarafında oldu mu? Oldu. 1,40 diyor. 1,41. Yani bu da aynı şekilde sol tarafına düşüyor. 1,41'in. 1,35 zaten 1,41'in sol tarafında ya da bu da soldan yaklaşmak o zaman hangisi olabilir? İkinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Doğrudur sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Grafiği verilen fx fonksiyonuna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diyor. x giderken eksi 2 için limit fonksiyonun eksi 2'ye giderken ki limitine baktığımız zaman hemen eksi 2'ye noktasından geçecek bir dik doğru çizelim. Tamam x eşittir eksi 2 doğrusunu çizelim x eşittir eksi 2 doğrusunu çizdik. Lakin x eşittir eksi 2'ye soldan giderken. Yani limit x giderken eksi 2'ye soldan fx eşittir. Soldan yaklaştığımız zaman 2'ye gidiyor. Ee, benzer şekilde limit x giderken eksi 2'ye sağdan dediğimizde bu sefer ne olacak? Eksi 2'ye sağ taraftan gelirsek. Grafik geldi. Görüntümüz eksi 2 yaptı. O zaman sağdan ve soldan limit değerleri farklı olduğu için... Bu sorumuzun doğru cevabı maalesef olmuyor. Diyor ki bize eksi 2'ye sağdan. Eksi 2'ye sağdan geldiğimiz zaman eksi 2 bu doğrudur. Değil mi? 1'e ee, soldan diyor. 1 nerede? 1 burada. Hemen 1 doğrusunu çizelim sevgili arkadaşım. 1 doğrusunu çiziyoruz. İlk seçti 1 doğrusunu çizelim. 1 doğrusuna soldan ve sağdan soldan yaklaştığımız zaman 1 doğrusuna görüntümüz 2. 1'e ee, soldan yaklaştığımız zaman görüntümüz 2. Bu doğru mu? Tabii ki de doğru. 1'e soldan yaklaşıyoruz. Grafiğe değdiği yerdeki görüntümüz 2. Iki. 2'ye doğru gidiyor. Geldik 1'e sağdan diyor. 1'e şöyle sağdan gelelim. E, grafiği tuttum. 1'e doğru sağ taraftan geliyorum. Geldim 1'e değdim mi? Değdim. Görüntüm nedir? Eksi 1. Yani görüntümüz eksi 1'den geliyor. O zaman sorumuzun doğru cevabı 3 seçenek doğru olduğu için ne diyoruz? 3 ee, seçenek doğru. Kaç tanesi doğrudur diyor. 3 seçenek doğru diyorsa 3. sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Geldik 4. sorumuza. 4. soruda yine bir limit sorusu. Grafiği verilen yeşil fix fonksiyonun eksi 4 ile 5 aralığında kaç noktada limiti yoktur? Şimdi e, değerli arkadaşım hatırlıyorsan sıçramalarda yani e, şu kopma kopma var burada. Şöyle bakalım. Kritik noktalarımız eksi 1. Hemen dikmelerimizi çizelim. Ee, x eşittir eksi 1 doğrusunu çizdiğimiz zaman soldan geldiğimizde eksi 1 sağdan geldiğimiz zaman şöyle gösteriyorum. Grafiğe soldan geliyorum. Görüntümüz eksi 1 sağdan geliyorum. Görüntümüz eksi 2 soldan ve sağdan görüntüleri farklı çıktığı için x eşittir eksi 1 noktasında limit yoktur. Bunu daha düzgün nasıl anlayabiliriz? Na, nasıl bir ifade kullanmıştım hatırlarsan. Sıçramalarda buradan buraya sıçramış mı grafik? Yani kopmuş değil mi? Sıçramış. Orada mı limit yok? Buraya bakalım. Bir noktasına bakalım. Soldan da gelsek bir. Sağdan da gelsek yine bir. Yani burada sadece bir kopma var. bu Kopmalarda limit vardı ama sıçramalarda limit yoktu. Burada bir sıçrama var. Buradan buraya sıçramış. Yani soldan geldiğimiz zaman limitimiz bir sağdan geldiğimiz zaman bu noktaya limitimiz 3. Burada da limit yoktur. Ancak 1 de vardır. 4'te de, de yoktur. Doğru mu? O zaman ne diyoruz değerli arkadaşım? Bizden istenen şey nedir? Şunu bir kere daha silelim. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Önemli bir bilgi. Burada sıçrama var. Buradan buraya sıçramış. Ya da buradan buraya sıçramış. Bir eksi bir noktası da sağdan soldan limite baktığımız zaman limit yoktur. Bir başka kritik nokta. Burada bir kopma var sol taraftan da gelsek sağ taraftan da gelsek limit aynı değer oluşun limit vardır ama içinde tanımı yoktur. Tanımsızlık limit kavramıyla aynı şey değil aslında. Bir fonksiyon herhangi bir noktada limiti olabilir ama tanımda olmayabiliyor idi. 4 noktasına gelecek olursak soldan görüntümüzde sağdan limitleri farklı olduğu için yoktur. Eksi 1 ile 4 noktada limit yoktur ki bu da 2 noktasında 2 noktada limit olmadığını bize gösterecektir. 4. sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 5. sorumuza. Grafiği verilen fonksiyonadan kaç tanesinin x eşittir 1 noktasında limiti vardır diyor. x eşittir 1 noktasında limiti vardır. Şu 1 noktasında soldan da gelsek sağdan da gelsek görüntümüz 1. Burada limit vardır. Şimdi 1 noktasında bir sıçrama var değil mi? Bir sıçrama var. Kopma yok. Bir sıçrama var. Dolayısıyla soldan da gel. Soldan geldiğimiz zaman 1. Sağdan geldiğimiz zaman görüntümüz 2 olduğu için burada limit yoktur bir noktasında. Şimdi buraya gelelim. Şimdi bir noktasında içi boş, görüntü yok ama soldan da gelsem, sağdan da gelsem görüntü -2'ye doğru gidiyor limit değeri doğru mu? Tekrar ediyorum değerli arkadaşım. Altını çizerek bir kere daha tekrar ediyorum. Burada bir kopma var. Sadece bir kopma var. Sıçrama yok. 3. 2. B seçeneğinde, ikinci seçenekte olduğu gibi. Burada bir sıçrama olduğu için limit yok demiştik. Ama burada kopma, burada sıçrama var, limit yok. Burada kopma var, limit vardır. Soldan ve sağdan bir noktasındaki limit değerleri eksi 2'ye gidiyor. Buraya gelelim bak bakalım burada sevgili arkadaşım bir sıçrama var değil mi? Soldan geldiğimiz zaman limit bu. Sağdan geldiğimiz zaman limit bu. Limit değerleri farklı olduğu için burada limit yoktur sevgili arkadaşım. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman bu, fon bu fonksiyonun bir noktasında yine limiti yoktur. Neden yoktur diyeceksin. Bir sıçrama var değil mi? Sıçramalarda yok kopmalarda var. Soldan limiti geldiğimizde limiti 1 sağdan geldiğimiz zaman limitimiz eksi 1. Limit değerleri farklı olduğu için limit yoktur. Gelelim soldan da gelsek görüntümüz 1, sağdan da gelsek limit değerimiz 1. Yani bir kopma olduğu için, sıçrama olmadığı için burada da ne oldu? Fonksiyonumuzun limiti oldu. Demek ki 1, 3 ve B6 olmak üzere kaç noktada? 3, 3 tanesinin bu noktalarda limiti vardır. Doğru mu? Doğru. 3'ün 5. sorumuzda doğru cevabı değerli arkadaşım B seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza doğru ilerliyoruz. Grafiği verilen fx ve gx fonksiyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. fx'in sıfır noktasındaki limiti. Hemen bakalım fx fonksiyonunun sıfır noktasında limiti var mı? Sıfır noktasında fx fonksiyonun limiti yok. Soldan geldik 0 sağdan geldik 1. Yani bunun limiti zaten yok. Limiti olmayan bir fonksiyonun başka bir fonksiyonun limiti olsa bile sonucunun limit değerinin 0 olmasından bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz değil mi? O zaman 6. sorumuzun doğru cevabı yani yanlış olan yargı A seçeneğinde mevcuttur. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. İstersen ben direkt diğer maddeleri de şöyle bir gezelim. Konuyu anlatmak için. Hangisi yanlıştır diyordu. Şimdi bir noktasına ne diyor? Bir noktasına ee, sağdan diyor değil mi? Oradan tam net göremiyorum. Evet bir noktasına evet soldan sağdan diyor. Pardon ben B seçeneğine bakmadım. Burası sağdan burası soldan. Şimdi eksi 3'e sağdan bakalım. Eksi 3 noktasına sağdan baktığımız zaman. Şimdi eksi 3 noktasına burada. Pardon eksi 3 noktasına değil mi? Ee, eksi 3 noktasına sağdan. Şu eksi 3 noktasına sağ taraftan geliyorum. Eksi 3 noktasına sağdan geldiğim zaman görüntüm 0. Yani limit değerim 0. Peki eksi 3'e sağdan gelirsem bu fonksiyonda nerede G'de? Sağdan geldiğim zaman görüntüm 1. O zaman bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam arada çarpma zannetmişim. Arada çarpma var. Değil mi? Bunun görüntüsünü sıfır bulmuştuk. Bunun görüntüsünü bir bulduk. Sıfır çarpı birden sonucum sıfır yaptı. Ben toplama var zannediyorum. Sonuç sıfırında yanlış. Allah Allah diyorum yani. A seçeneği yanlış ama B de mi yanlış? Halbuki arada çarpma olduğunu görmemişim. Şimdi devam ediyorum. Silmiştim. Daha rahat görelim diye devam ediyoruz. C seçeneğine bakalım. Bir eksi, soldan. 1'e soldan baktığımız zaman fx fonksiyonu da 1'e soldan yani sonuçta 1 neresi şurada bir yerdedir değil mi? Hangi noktayı alırsak alalım bu tarafta sabit fonksiyon olduğu için hepsinin görüntüsü 1'dir. Yani limit değeri 1'dir. Eksi 1'e sağdan giderken 1'e sağdan geliyorum görüntüm 1'dir. O zaman o zaman şöyle bir bakalım. Bir daha bakıyorum. Tekrar ediyorum. Gx. Evet. Bire soldan gidiyor değil mi? Bir noktası neresi? Burası. Soldan geliyoruz. Grafikle soldan geliyoruz. Değdiğimiz zaman görüntümüz kaçtır? Eksi 2'dir. Düzeltme yaptık. Evet. Sonuçta nedir? Bir taraftan 1 geldi. Öbür taraftan eksi. Eksi 2 geldi. Eksi 2. Bir dönemde eksi var. Artı oldu. 3 yaptı. Tekrar ediyorum değerli arkadaşım. Bir noktasındaki limiti bu fonksiyon bu bölgede sabit olduğu için daima e, fx fonksiyonun limiti kaç eşittir? 1'dir. gx fonksiyona soldan geliyoruz demiştik 1'e. Soldan gelirken görüntümüz nedir? Eksi 2'dir. Bir döndü eksi var topladık 3 yaptı. Devam ediyoruz adım adım. Diğer seçeneklere de bakalım. Onları da anlatalım. Geçelim amacımız konuyu bir tekrar etmek değil mi? Eksi 3'e soldan geliyoruz. Nerede? F'te. F'te eksi eksi 3'e soldan diyor. Eksi 3'e soldan gelirsek de sağdan da gelirsek 0 değil miydi burası? Tamam. 0'dı. 0'ın karesi yine 0. Eksi 3. O zaman 0 eksi 3 çarpı eksi 3'e soldan diyor. Bu gx fonksiyonu da eksi 3'e soldan bakalım sevgili arkadaşım. Hemen eksi 3 noktası neresi? Burası. Eksi 3'e soldan da gelsek sağdan da gelsek görüntümüz 1. Doğru mu? O zaman 1 dediğimiz zaman 0 eksi 3'ten eksi 3 gelecektir. Bu da doğrudur. Evet. Evet. Yanlış olan seçeneğimiz A seçeneğiydi zaten. Burada ne diyor? 1'e sağdan giderken GX. Zaten bunu söylemiştik. 1'e sağdan giderken görüntümüz 1'di. Bu da doğrudur. Yani sorumuzun yanlış olan seçeneği ve doğru, yanlış olan seçeneği ee, doğru olan seçeneğimiz yanlış olan cevabımız A seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Diyor ki 7. sorumuzda fx fonksiyonu 2 fx eşittir 2 fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. Eksi 3'e soldan tamam eksi 3'e soldan da gelsek, eksi 3'e sağdan da gelsek, 5'e sağdan da gitsek, soldan da gitsek. Bu sabit bir fonksiyon olduğu için her yerde görüntüsü aynıdır ve hepsinin limit değeri 2'dir. 2 olduğu için 2 artı 2'den 4 yapar ki 7. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir sevgili arkadaşım. Geldik 8. soruya 5'e soldan yaklaşma. 5 neresi? Burası. 5'in solu. 5'in solu 5'ten küçük ama 5'e çok yakın sayılar. 5'in sağ. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu 5'in solu olabilir. 4.9 solu olabilir. Ee, bu nedir? 2 içeri atarız. Kök 24 yapar. Kök 24 de küçüktür. Kök 25'ten değil mi? O da yani kök 25 zaten 5'ti. 5'in soluna düşüyor mu? Düşüyor. Yani burada e, o zaman bunu da kök 24, 25'in 5'in solunda diyebiliriz. Gelelim buraya. E zaten 5'in solu diyor. E, e seçeneği zaten olamaz. Bize dalga mı geçiyor? Geçmiyor. <laughs> yani e, 5, 5, 5'in solu değil. Sonuçta 5 cevabımız E seçeneği. E, 5 eksi 1 bölü 10 üzeri 5. Yani sonuçta bu küçük bir sayı H desek. 5 eksi H. Bu da 5'e soldan yaklaşma demektir. Değil mi? Bu da 5'in soldur. O zaman sorumuzun doğru cevabı 5 yani E seçeneğidir değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Hadi bakalım nereye çıp çıplıyoruz? 9. soruya doğru gidiyoruz. Grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi 2'ye soldan giderken fx. fx fonksiyonu 2, 2'ye geldik mi? 2'ye geldik. Soldan geldik 4. O zaman bakalım 4 artı 4 noktasındaki, 4 noktasındaki limitinden bahsetmiş. 4 noktasındaki limiti soldan da gelsek sağdan da gelsek 0'dır değil mi? 0 o da işte 4. Burası doğru. Geçtik. Devam edelim B seçeneğini Eksi 3'e sağdan diyor. Eksi 3'e sağdan da gelsek, soldan da gelsek limitimiz 0 sıfır. eksi 0'a sağdan diyor. 0'a sağdan da gelsek şimdi x'in 0 olduğu yerler y eksenin üzeridir değil mi sevgili arkadaşım? 0'a sağdan da gelsek, soldan da gelsek görüntümüz 3 olacaktır. 0 1 ee, dakika. Evet. O zaman sorumuzun doğru cevabı 9 B seçeneğim. Evet B seçeneği yani yanlış olan seçeneğimiz bu. Bunun sonucu ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Tamam. Ee, diğer seçeneklerde bakalım mı? Ne dersin? Bakayım. Hadi bakayım senin için. Ee, X giderken 2'ye sağdan diyor. 2'ye sağdan gidelim sevgili arkadaşım. 2'ye sağdan gidelim. 2 neresiydi? Burasıydı. 2'ye sağdan gelirsek 2 noktası burasıydı değil mi? 2'ye sağdan gelirsek 2. Tamam. Çarpı. 0'a ee, soldan diyor. 0'a soldan gelirsek 0'ın olduğu yer burasıydı. 3'tü. Bu da 3 yazarsak bunun yerine 3 kere 2'den 6 yapacaktır. 2 noktasında limit değeri yoktur diyor. Tabii ki yoktur. Sıçrama var çünkü burada. Kopma yok. Sıçrama var. Neden? Soldan limitimiz 4. Sağdan limitimiz 2. Sağdan ve soldan limit değerleri eşit olmadığı için limit yoktur. Eksi 2 noktasındaki limiti ne demiştik? Eksi 2 noktasındaki limiti fx. Bilmiyoruz. Yani şuralarda bir yerlerde şu aralıkta bir yerlerde pozitif bir değer alıyor. Ama bilmiyorum. 4'e sağdan yaklaşıyoruz. 4'e sağdan yaklaştık da soldan yaklaştık 0. Bu C diye bir sayı çarptığım zaman 0 geliyor. Bu da doğru oluyor sevgili arkadaşım. 9 soruda da bu şekilde geride bıraktık. Geldik 10. sorunumuza. Şimdi herhangi bir y eşittir fx fonksiyonu için diyor. Her x eleman r limit değeri değişmiyorsa fx bir sabit fonksiyondur. Her x eleman r için yani şöyle bir gözlemlediğimde her x eleman r için fonksiyonun ee, fx fonksiyonu değişmiyorsa, fx'in limit değeri değişmiyorsa, her noktada limiti aynıysa bu fonksiyon bu noktada sabittir diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki sabittir. Sonuç hiçbir değer için e, hangi x e reel sayısının değerini alırsak alalım değer değişmiyormuş görüntüsü. Limit değişmiyormuş. K eleman R için fk değeri x eşittir. K da limit değerine daima eşittir. Yani Şimdi burada şunu söylüyor. Fonksiyonun noktadaki görüntüsü o fonksiyonun o noktadaki limitlerine eşit olabilir mi? Olamaz. Tekrar ediyorum. Örnek verelim. Mesela bu soru üzerinde bir diyor ki bize fonksiyonun herhangi bir noktadaki görüntüsü örnek veriyorum. İki noktasındaki görüntüsü kaç? Bunun F2 4. Doğru mu? Ama bu noktada fonksiyonun limiti var mı? Yok. Limit olmayabilir. Limit olmasından bahsedemeyiz. Ya da limit olur başka bir değere eşit olabilir. İçi boş olabilir. Ben sana ne demiştim? Bir fonksiyonun herhangi bir noktada tanımlı olması, o noktada limitinin olup olmaması anlamına gelmiyor demiştim. Dolayısıyla burada bir kesinlik arz etmiyor. Kalemar için tanımlı olması burada daima limiti vardır anlamına gelirdir diyor. Hayır. Herhangi bir noktada tanımlı olması, limiti olması anlamına gelmez. Al sana bir örneği tekrardan göstereyim. Bu noktada tanımlı görüntümüz 4 ama limiti var mı? Yok. Bundan da kesinlikle bahsedemiyoruz. X eşittir k için sağdan ve soldan limit değeri aynı ise fonksiyonun bu noktada tanımlıdır diyor. Yani olacak iş mi? Bir fonksiyonun sağdan ve soldan limit değerlerinin tanımlaması. Al örnek verelim. Şuraya açtım. Bir fonksiyonun sağdan ve soldan limit değerleri aynı. O noktada tanımlıdır diyor. Şimdi olur mu böyle bir şey? Al bakalım. Bu noktada sağdan ve soldan limit değerleri 2. Ama bu fonksiyonun bu noktada görüntüsü e, tanımlı olduğu bir değer var mı? Yok. Yok olmak zorunda mı? Değil. O yüzden sorumuza geldiğimiz zaman herhangi bir noktada sağdan ve soldan limit değerlerinin aynı olması fonksiyonun bu noktada limit tanımlı olmasıyla eş değer değildir sevgili arkadaşım. Bu da yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı sadece bir yani A seçeneğidir. Pekişirme 1'in sonuna geldik. Kazanım 8'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.